Evet, haydi bakalım, bismillah. Selamünaleyküm üstadım. Aleykümselam. Evinize, şehrinize hoş geldiniz. Üstadım, bundan yaklaşık 1,5 ay kadar önce polis okulundayken bir seher vakti ben bir ses işittim ve uyuyordum o esnada. Ve bu ses adeta "burada şehit olmayı hak eden bir tek Harun var" dedi. Ve ben gözümü açtım ve o esnada sabah namazının ezanı okunuyordu. Ve böyle bir şaşkınlık, bambaşka bir hal içerisindeydim. Sonra kalktım, abdest alıp namazımı kıldım, şükür namazı kıldım. Bunun anlamı nedir üstadım? Siz iyi bilirsiniz, ben size danışmak istedim. Estağfurullah. Cenab-ı Hak o yolda ilerleyenlerden eylesin inşallah. İnşallah. Üstadım, bir de ben Yalova'da inşallah polisi görevimi ifa edeceğim. İnşallah Yalova oldu hakkımda. Hayır, dualarınızı eksik etmeyin inşallah. Allah yardımcı olsun. İyi, Yalova güvenliğimiz ele geçirilmiş, geçerken oradan güvenli bir şekilde geçeceğiz demek. Sağ olasın. Nefiste... Doktor sana gelmedi, burada böyle gözüm kamaştı, o yüzden hakkını helal et. Nefiste tanrısallık var diye biliyoruz biz. Yani böyle bir ilah olma isteği, ilah olma arzusu var diye biliyoruz biz. Şimdi böyle bir gün bir hayal kurduk. İşte hani nefsi nereye kadar zorlayabiliriz diye. En son işte kendisini, mesela kendi adıma, işte beni zikretsinler, bana bu noktada, buraya kadar gitti yani iş. Yani ilah olma noktasında böyle bir duygusu var, durumu var. Bir de hani Allah dostlarının, Allah velilerinin üzerinde işte Allah'ın sıfatlarının tecelliyatı diye bu noktada bildiğimiz bir durum var. Şimdi Allah güzeldir, o zaman velisi güzel olacak. Allah cömerttir veya Allah işte kendisinin bu noktada övülmesini sever. O zaman Allah dostu da, Allah'ın velisi de kendisini övülmesini sever bu noktada. Ve Allah'ın tanınmasına vesile oluyor. Yani direkt olarak insanlar Allah'ı onun üzerinden tanıyorlar. Allah değil de Allah gibi olma özelliği var mı? Öncelikle onu sormak istiyorum. Yani insanlar Allah gibi davranabilirler mi? Bu sadece zandan öteye gitmez. Yani zandan öteye gitmez dediğim, normalde bir kimse kendince o zanna sahip olmuş olur. Kendisini Allah gibi görebilir mi? Evet. Ama zandan öteye gitmez, Allah olmaz hiçbir kimse. Başkaları onu Allah gibi görebilir mi? Başkalarının da o görüşü zandan öteye gitmez. Ama yani Allah'ın tanınmasını bu noktada yine Allah'a giden yine yoldan... zandan öteye gitmez ki. Bildiğimiz bir zandır. Zannın iki tarafı vardır. Hüsnü zan vardır. Hüsnü zan bu noktada bir kimsenin Allah'a yaklaşmasına veya olumlu, pozitif düşünmesine, pozitif hareket etmesine sebep olur. Suizan vardır. Suizan da o kimseyi kötülüğe doğru, yanlışlığa, negatifliğe doğru çeker. Bir kimse normalde Allah'a karşı zanlı, hüsnü zan sahibi olacak ama biz normalde karşımızdaki bir kimseyi sırf Allah'ı tanıttı, bildirdi diye biz onu Allah zannıyla bakarsak o bizim için normalde kendi zannımız olur ama doğru zan olmaz. Yani etrafa söyleme değil ama onu kendi içinde o noktada yaşayabilir miyiz? Kendi içimizde mi? Öyle bir şey yaşayabilmiş olsak da, yaşamış olsak da o bizim ya bilgisizliğimizden kaynaklanır, o meseleyle alakalı bilgimizin olmadığından kaynaklanır ya da o meselede o kimse haddi aşmış olur, bilgisi varsa da. O da haddi aşmak da ayrı bir cehalettir. Bazen insan kendisini bilgili görür, bilgili gördüğü zaman da haddi aşar. Bir kimse de cahildir kendince, cahilliğini bilmez, haddi aşar. Cahilin haddi aşması ona tebliğ edersin, tebliğ etmekle onu bu noktada makul bir, malum bir çerçeveye oturtabilirsin, getirebilirsin ama kendisini bilgili zanneden bir kimsenin haddi aşmasında bu Ebu Cehillik başlar, Allah muhafaza eylesin. Peki bu yani akılla veya ilimle değil de hissiyatla olursa, yani adam öyle hissediyorsa? Bu normalde o hissiyat, sonuçta her hissiyatın
kendince aklında akli ölçülerde bir tecelliyatı vardır. Siz annenizi ne kadar çok severseniz sevin, akli tecelliyatında o annedir. Ona karşı şehvetiniz kabarmaz. Babanızı ne kadar çok severseniz sevin, babanızdır o sizin. Sonuçta ona karşı olan hissiyatınız sapıkça bir duyguya gitmez. Buradaki her hissiyatın akli bir tecellisi vardır. Hisler, duygular soyut kavramlardır. Somuta tecelliyatı vardır. Bir erkek bir kadını çok ister, çok sever ama ona dokunmak da ister. Bir kadın bir erkeği çok sever ama babası gibi, annesi gibi görmediğinden, akli noktadan ona karşı şehvet duyguları ayağa kalkabilir. Bu normalde o hissin, o duygunun kendi içerisinde, kendi rengine ve fıtratına uygun bir şekilde akla tecelliyatıdır. Her duygunun, her hissin akla tecelliyatı vardır. Her mananın akla tecelliyatı vardır. O akla tecelli ederken şekil değiştirebilir. Cismi bir havaya bürünebilir. Ne bileyim, mesela cisimsiz bir şey cisme bürünebilir. Cebrail Aleyhisselam'ın dıhye suretinde gelmesi gibi. Cisimsiz cisim haline geldi. Veyahut da cisim somut bir noktadan soyut bir noktaya geçebilir. O yüzden bunlar misalden şahadete tecelli ederken farklı bir şekilde tecelli edebilir. Duygu alemi, his alemi, misal alemi gibidir. O yüzden şehadete tecelli eden her duygu, her duygu aklın üzerinde bir yer eder. Yoksa o duygu anlaşılmaz ve algılanmaz zaten. Yani muhakkak bir somut bir şeye dönüştürülecek mi o? Dönüştürür. O yüzden normalde Allah üzerinde de bir kimsenin somut bir şeye dönüştürülmesi muhal bir şeydir. Sıfatlar somuta indirgenir, somuta dönüştürülür. Biz Rahman ismi şerifini rahmeden olarak somuta indirgeriz onun. Ve oradan hemen bir tenzih koparırız, bir velvele koparırız. Deriz ki onun rahmaniyeti bir şeye benzemez. Bu somutluktan kaynaklanır. Eğer biz Rahman ismi şerifini somuta indirmezsek, Rahman ismi şerifi, Rahman ismi şerifidir. Neye tecelli etti, nasıl tecelli etti tam olarak bilinmez. Ve Rahman ismi şerifi her şeye, her anda, her şekilde tecelli etmektedir desek mesele biter. Ama Rahman ismi şerifi şöyledir dediğimizde hemen onun tenzihe ihtiyaç vardır. Çünkü akıl devreye girdi o esnada. Oysa Rahman ismi şerifinin tecelliyatının ne olduğu belli değildir, nasıl tecelli ettiği belli değildir, bilinmezliktedir desek, bakın burada bilinmezlikte dediğimizde akıl devreye girmiyor. Bilinmezlikte duruyor akıl. Akıl için çünkü lazım olan doneler yok bunda. Akla ona bir done lazım. Akıl orada bir done sürüyorsa öne, o hep zan oldu. Aklın sürdüğü kendince, kendi bilgisinden, ilminden, kendi halinden, durumundan, konumundan bir şey sundu ortaya. O sunduğu şey zan oldu. Akıl onu bize sunarken çünkü kendi bilgi birikiminden sundu. Senin birini Allah gibi demen aklın kendi bilgi birikiminden kaynaklandı. Akıl Cenab-ı Hak sıfatlarını beyan etti. O sıfatlarını beyan edince akıl o sıfatları topladı. O sıfatın benzerleri bir yerde tecelli edince dedi ki Allah gibi. Bu şuna benzer. Bu normalde hüsnü zan noktasında durulduğu müddetçe bir sıkıntı yoktur. Allah'ın sıfatlarını bunun üzerinde tecelli etti demesi gibi. Mesela buna örnekleyeceğim şimdi, biraz kafanız karışacak ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri eşlerinin üzerinde Cenab-ı Allah'ın Cemal ismi şerifinin sıfatının tecelli ettiğini düşünüyoruz biz. Onun öyle tefekkür ettiğini düşünüyoruz. Geçen gün hani ne zamanda bir soru vardı.
nerede sorulduydu bilmiyorum da, hani afaktan, enfüsten bir mesele vardı. Bayanların sohbetinde miydi? Konuş ya Ayşe derken, biz herkes zannediyor ki işte o enfüsten kurtulmak, yani o içsellikten kurtulmak için, o ruhanilikten kurtulmak için konuş ya Ayşe dediğini, Arabi de bunu böyle söyler, bir kısım ehli tasavvuf da böyle söyler. Ben katılmam dedim ya, ben katılmam derken, yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bu kainata tecelli eden her şeyin Allah'ın sıfatları noktasında olduğunun bilincinin en yüksek noktasında da noktasındaysa, konuş ya Ayşe derken belki de Ayşe'den konuşanın da o olduğunun farkında varıp onunla konuşmanın lezzetini, tadını arttırmış olmuş olmasın? Hala daha onun üzerinden eğer bir cemaliyet tecelli ediyorsa, onun üzerinden bir kelamiyet tecelli ediyorsa, niçin onunla konuşmasın ki o halden çıkmak istesin? Eğer karşımızda konuşan bir kimsenin Cenab-ı Hakk'ın cemaliyetinden olduğunu veya kemaliyetinden olduğunu veyahut da onun kelamiyetinden olduğunu tefekkür ediyorsa bir kimse, sabahlar olmasın hep dinler onu. Bunda problem yok yani. O zaman o kimse bu manada hani gibidir diye tefekkür etse, yani tehlikeli bir nokta ama ben kabul ederim. Gibidir. Allah gibi cömertti. Bu biraz çok şatahatvari bir söz. Herkes için kabul edilebilecek bir söz değil. Bu yanılsamalar da olabilir bunda. Ama gibi dendiği müddetçe bir sıkıntı yok. Bunda bir problem yok. Yani tanımadığım, bilmediğim bir soyut bir şeyi sizin de dediğiniz gibi az önce, yani mesela ya böyle davranırdı. Bak güldüğü zaman böyle gülerdi. Allah böyle güler. Allah böyle davranır. Bu noktada böyle bakar. Bu tatlı bakar gibi. Doktorum, sen Hazreti Ayşe annemizin cemaliyet ve kelamiyetinde kaldın. Başka bir yere gidemedin. Orada durdun. Tatlı geldi orası sana. Gitmem mi lazım normalde? Her tat geçicidir. Sıçra. Tat seni aldatmasın. Herkese tatlı geldi. Bütün bayanlara tatlı geldi. Kendilerince şöyle düşündüler. Yani bir erkek düşün, kendisi konuştukça karşısındaki erkek kendisini Allah'ın kelamiyet sıfatıyla tecelli ettiğini görecek. Veya bir bayan evde bir erkek var, erkek o bayanı Allah'ın cemaliyet ismi şerifinin tecelliyatı olarak görecek. Aslında hakikatte öyledir de. Ama onu tefekkür edecek olan çok azdır. Yani buradan da bu. Sen değil, herkes orada kaldı. Herkes orada tutuklu şu anda. Çıkmanın yolu ne buradan? Bu işler tadını çıkar. Eskiyince çıkarsın. Ben de hepinizi tutukladım, attım ya bir kenara Allah'ın izniyle. Ben de onun tadını çıkarayım şimdi. Bu bir kimsenin her dem kainatta, ister enfisi yani iç aleminde olsun, ister afaki kendisinin dış aleminde. Ben öyle enfisi afaki ayırmayı da çok sevmem. Benim için enfisi afaki ayırmak meseleyi anlatmak için uygulanabilecek bir şey olabilir ama kargaşadan başka bir şey değil. İç alem, dış alem diye bir şey yok. Hepsi de bu alemin, bu varlık aleminin tecelliyatları. Bir şey daha sormak istiyorum. Sor doktor. Şimdi normalde bazen hani öyle bir duygu oluyor ki
bazen işte ağzımızdan bu noktada çok üst düzey şeyler çıkabiliyor. Mesela işte diyelim ya öyle bir an oluyor, ya ben işte çok seviyorum seni, ben sana aşığım ben, ama bir yarım saat geçiyor mesela. Yani bir bakıyorsun o hal, o durum yok. Bu o kişinin bu noktadaki, yani bu sıkıntılı bir durum mudur? O denge. Yah eserim yoksa... yeller gibi, yah coşarım seller gibi, gel gör beni aşk neyledi. Gah olurum Musa, çıkarım Tur-i Sina'ya. Gah olurum Firavun, atarım Musa'yı. Gah olurum İbrahim, ateşler dostum olur. Gah olurum Nemrut, atarım İbrahim'i ateşe. Gah olur insan Ebu Cehil, esfeli safilinden daha aşağı düşer. Kah olur insan sıddık, çıkar arşalarda dolaşır. Ya bir orta karar yok mu bunun böyle bir? Veya bir kararda kalmayalım demişler ya. Bir kararda kalmamış. Sufiler hiçbir kararda duramamışlar. Bu kadar inişli çıkışlı mı peki babacığım ya? Bir kararda durmak aynileşmektir, eskimektir. Bir kararda durmak köhneleşmektir. Bir kararda durmak tembelliktir. Günü gününe müsavi olan zarardadır hadis-i şerif. Ama benim anlamadığım da mesela, yani nasıl bir anda Musa bir anda Firavun olabiliyor? Mesela Musa'yı anlıyorum. Belki Musa kadar bu noktada şey olmuyor. İnsanın his dünyası öyle bir dünyadır ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de, hatta bazılar hadisi kutsi olduğu söylenir. İnsanların kalpleri Allah'ın iki parmağının arasındadır der. Bu duyguyla alakalıdır. Bir kimsenin çok 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 özür dileyerekten hepinizden, dilimden dolayı, ama ben bunu böyle tarif etme hoşuma gidiyor. En oynak yeri kalbidir. Duygusudur yani. En oynak yeridir. Derlerse ki bir kimsenin en oynak yeri neresidir? Kalbidir derim. Çünkü bununla alakalı o kadar çok hadis-i şerif ve ayet-i kerime var ki, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri dahi, belki de bize işaret olsun diye bunu söyledi, dua ediyor. Ya Rabbi, benim kalbimi senin dininde mukim eyle. Bu muhteşem bir şey. Bunu açıklamak için. Yani o kimsenin kalbi dinde mukim olması, bir kararda, bu noktada, bir merkezde, bir noktada durması kadar zor bir şey yoktur. Hele bu sufilikse, hele bu duygunun üzerine kuruluysa, o yüzden bir kararın üzerinde durmak biraz güçtür. Yani normalde yapmaya çalıştığımız o değil mi? Orada kavi olmak. Biz hep onu yapmaya çalışacağız ama o bir kararda kendimizi tutamayacağız. Biz bir kararda tutmak için habire rafting yapacağız. Irmağın içerisinde durduğu müddetçe bir sıkıntı yok ama ben kayaya vurmayacağım diye bir kaide yok. Bizi o suyun debisi hangi kıyıya vurdurur, hangi kayada kafamızı parçalatır, nerede kolumuzu kırar, nerede ayağımızı kaydırır bizim, nerede biz dalarız, nerede çıkarız, bu biraz şey bir şey. O yüzden mesela Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri günde ben 70 kez, bir rivayette 100 kez Allah'a tövbe ederim. Başka bir hadis-i şerifte dua ederken bilerek bilmeyerek işlediklerimizi affeyle demesi, bizim his dünyamızın bu noktada belli bir merkezde sabit kalmayışından, kalamayışından kaynaklanıyor. His dünyamız bir yerde sabit kalmıyor. Çünkü bu insanız, insan olmamızın gerektirdiği bu. Nefis taşıyoruz. O nefsi taşıdığımızdan, nefisle olan mücadelede, nefisle olan alışverişimizde bizim bir tarafa doğru kayma veya bir tarafa doğru yön alma, kanat çırpma gibi bu hallerimiz hep olacaktır.
Yani o zaman kendimizi bir yere kitlemeye çalışmak doğru mudur, yanlış kendimizi mıdır? Bir hedefe kitleyebiliriz, bir yere kitlememiz zor. Her gün bir yere konmak ne güzel, her gün bir yere göçmek ne güzel. Dün dinde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek gerek. Ben kendimi kitleyemedim, sen kitlersen hala bir şey diyemeyeceğim. Ama tavsiye etmem, ey oğul bağı çöz. Hür ol, ne zamana kadar altına gümüşe bağlı kalacaksın? Bu kitleme fikri nereden geldi doktor sana? Yani böyle bir merkez babacığım, böyle bir merkezde bu noktada, öyle değil mi? Bu sefer yani daha çok savrulmuyor muyuz veya? Boşlar, savrulmanın da tadını çıkar. Bugün öyle esmiş demek ki. Ben de Mesnevi'deki vezire benzedim demek. Her hafta, her ay başka bir taraftan esiyorum. Olabilir. Bugün yıkıldı ama. Bugün yıkıldı hepsi. Her şey. Bu yeni bir anlayış oldu yani. Yıkmaya geldim ben. Çok farklı bir anlayış oldu yani bugün. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Eyvallah. Efendim şey demiştiniz bir kere, misal aleminde olan görünüşle buradaki görünüş farklı olur. Bunun nedeni ne olabilir? Öyle mi demişim? Demek o gün öyle olmuş. Bazen öyle şeyler tecelli eder demek ki, misal aleminde farklı tecelli edenler şehadet aleminde daha farklı tecelli edebilirler. Bir kimsenin rüyasında gördüğü bu noktada şehadete tecelli ederken farklı tecelliyatlar olabilir. Bu mümkün. İster bu rüya olsun, ister hal olsun, isterse oradan bir bilgi olsun, oradan bir bize bir yansıma, oradan bir tecelliyat olsun. Bunda farklılıklar olabilir. Veyahut da burada çok güzel gördüğünüz misalde çok çirkin olabilir aslında. Veya burada çok iyi gördünüz, misalde çok kötü olabilir. Peki bunun farkına nasıl varabilir bir insan? Bir kimse bunun farkına varması akılla farkına varır. Ama buraya çok bir kimse bunun üzerinde çok durursa psikolojisini bozabilir. O yüzden biraz böyle sufice düşünüp tecelliyata rağm olup, yani gözünün gördüğü her şeyde Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının tecelliyatı vardır. Beni ilgilendirmez, ben ona iyi davranmak zorundayım deyip kendine şehadetin kanununa, hükmüne bağlar geçersin. Bu rahat ettirir insanı. Bir müddet sonra merak etme. Yani buradan bir kapı aralandıysa sana, o misalden yine kapı aralanır. Bunda bir sıkıntı yok. Hatta bazen sufiler hataya düşerler. Hataya düştükleri noktalardan birisi odur. Birisine bakar, baktığı zaman değişik hayvan suretinde görenler olmuştur. O normalde o gördüğü şeyi kendisine bağlarız biz. Karşıdakine bağlamak işin kolay tarafıdır. Mesela birisini gördü tilki suretinde, kendince şunu düşünecek. Ben kimi aldatmaya kalktım acaba? Veya birisini kurt suretinde gördü, diyecek ki ben kime bir vahşilik yaptım, kimin malına parasına el koymaya kalktım diyecek. Örneğin. Bunun gibi bir kimsenin normalde karşısındaki baktığı bir kimsenin üzerinde farklı sıfatların tecelli ettiğini görebilir. Bunları tecelli ettiğini gördüğünde bunu kendisine bir ölçüymüş gibi görüp kendisini terbiye etme. Kendi nefsini bu noktada aşağı çekip kendi nefsinin üzerinde hegemonya kurmaya çalışacak. Sufilerin ayaklarının kaydığı yerlerdir bunlar. Rüyasında bir kimseyi çok iyi görebilir. Rüyasında çok iyi gördüğü bir kimse aslında çok kötü de olabilir. O yüzden aldanma çocuksu sevdalara, terk edip gidecek bir gün. O rüyada gördüğün şey seni bırakıp gidecek. Sen onu aldan. Bunu Hazreti Mevlana Mesnevisinde der ki, vah o hayalin tekmesini yiyene der. Hayalin tekmesini yemek budur. O kimse normalde kendince kendi rüyasını hakikat görüp karşıdaki kimsenin
karşıdaki kimseye onu yorumlar. Yorumlayınca da tekmeyi yer. Bunun gibi. O hakikatin hakikati değildir. O yüzden misalde bazen farklı şeyler farklı bir şekilde şehadet alemine farklı bir noktada tecelli edebilir. Mesela misal aleminde sizin bir gördüğünüz çağlayan hakikatte olmayabilir. Ama siz kendinizi o çağlayanın içerisine atabilirsiniz. O nehrin içerisine atabilirsiniz. O denizin içerisine girebilirsiniz misal aleminde ama o şehadette öyle olmayabilir. Efendim peki bir rüya mesela rahmani ve şeytani olarak aynı anda görülebilir mi? Yani... Olabilir. Misal aleminde bu olmaz diye bir kaide yoktur. Orası kalp gibidir böyle. Her şeyi içine alır, her şey farklı tecelli edebilir. Orada gördüğün balık, şehadette balık değildir. Orada gördüğün süt, şehadette süt değildir. Orada gördüğün ırmak, şehadette ırmak değildir. Olabilir. Buna örnekleme yapacak olursak mesela, ha bu böyle mi olur ya, bu hani nereden çıktı denirse... Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Miraç'ta ona şerbet mi süt mü böyle bir muhabbet var ya, o sütü tercih etti. Sütü tercih edince Cebrail aleyhisselam isabet ettin dedi. İsabet ettin deyince sütü ilme vurdular. Dediler ki süt manevi bir ilimdi gerçekten. Bakın misal aleminde süt içen bir kimsenin o yorumu şahadette ilme yoruldu. Orada süt içti, biz ona dedik ki ilim ehli oldu. Veya bir kimse rüyasında şimdi süt içer, süt içinde biz derim, ben derim ki kendimce manevi ilim verilecek ona. Ama misalde süt içti. Bunun gibi. Evet. Misalde mesela bir kimseye cübbe giydirdi, tamam. Misalde birisine cübbe giydirildi. Ona veya da bir palto giydi veya bayan manto giydi. Ben sorarım ne renkti? O der ki işte bana yeşil giydirildi. Ben onu şeriata bağlarım mesela. Onu pardüsiye bağlamam. Örnek. Mesela misalde ben soyunuktum, çıplaktım der. Ben onu başka bir şeye yorarım. Misalde görünen şey şehadette aynı değildir. Onun gibi. Ben yine bununla alakalı küçük bir örnek daha vereyim. Mesela işte bir dervişliğimin yeni zamanlarındaydı, bir arkadaş vardı. Derslere gelirdi, dersi değildi o, zikirlere gelirdi. Görüşürdük, konuşurduk da böyle. Böyle birkaç zikre gelmemeye başladı. Neyse gittim bir gün dükkanına, dükkanın önünden geçiyorum. Dedim ne gelmiyorsun sen derslere? Ben dedi perişanım ya dedi. Böyle gözleri kan çanağı olmuş. Dedim ne oldu? Ya ben dedi sapık mıyım bilmiyorum dedi ya. Ne oldu dedim ben. Böyle onun da yaşı büyük, ondan daha büyük bir de ablası var evde. Ya dedi dün gece birkaç hafta önce işte dedi o günden beri dedi perişanım, ablamla cinsel ilişkiye girdim dedi. Dedim tam ilişki oldu mu? Ben de sapıkça böyle soruyorum. Tam bir ilişki oldu mu dedim. Ben böyle boyun... Ya birader dedi ya böyle sorma ya. Sana bir şey soruyorum dedim. Tam bir ilişki oldu mu dedim ben. Evet dedi. O gece neye dua ettiysen dedim Cenab-ı Hak duanı kabul etmiş dedim. Bu ne ya dedi senin söylediğin şimdi dedi. Dedim o gece neye dua ettiysen... Ondan sonra dedim aynen tecelli edecek. Şimdi dedim daha başka şeyler soracağım sana, senin moralin bozulacak şimdi dedim. Sormayayım senin moralin bozulmasın, yakında haber alacağım senden dedim. Aradan iki gün geçti, İzmir'den dünürcüler gelmiş. O da normalde o gün hani böyle üzülmüş ablasına, yalvarmış, yakarmış, ağlamış gece. Hani ablama hayırlı bir nasip diye. İki bana anlattıktan sonra iki gün sonra İzmir'den dünürcüler geliyorlar.
bir seviyorlar birbirlerini, bir muhabbet, bir muhabbet. Kadın, gelen dünürcüler gitmiyorlar. Biz diyorlar kalacağız. İlla ki sözü nişanı yapacağız, gideceğiz. Bunlar diyorlar ki araştıralım, soruşturalım. Siz araştırın, soruşturun sonra diyorlar. Hoşunuza gitmezse bunda bir şey yok. Atarsınız nişanları diyorlar. Ertesi gün bunlar çıkıyorlar. Bayındır'dan nişan, düğün, nişan için ne lazımsa alışveriş yapıyorlar. Bunlar pazar günü nişanı da yapıyorlar. Pazartesi sabahleyin çekip gidiyorlar İzmir'e. Perşembe gün ders var. Ben tekrar derse gidiyorum. Onun dükkanından önünden geçiyorum. Dedi dur ya. Otur şuraya dedi. Dedim yok oturmayacağım. Şimdi biraz da böyle sufiliğe karşı bir arkadaş. Böyle enteresan, işte şimdi böyle siyaset gibi algılanmasın. Milli görüşçü bir kimse. Böyle sufiliğe çok sert. Bize de çok sert böyle. Ben onu derslere falan götürüyorum yumuşasın diye falan. Dedik otur. Dedim oturmayacağım, gidiyorum İbrahim dedim ben. Derse gideceğim. Dedi ben sufilere ve sana dedi ve yolunuza o kadar laf söyledim ki dedi. Ama gerçekten dedi rüya ilmi hakmış. Senin dedi ilmin de hakmış. Ben dedi kabul ettim. Böyle 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 oldu dedi. Ondan sonra güldüm. Böyle yanağından okşadım. Benden büyük, tamam mı? Dedim İbrahim gördükten sonra dedim mezardaki babam bile dedim güvenir inanır. Önemli olan dedim görmeden inanmaktı. Geçti yavrum dedim ben. Böyle tekrar yanağına vurdum. Nasıl yani dedi. Geçti dedim. Bize dedim görmeden seven, bilmeden zikreden lazım dedim. Selamünaleyküm dedim, yürüdüm. Ya gene bir laf söyledin beni, gene attın bir kenara dedi. Dedim yürüdüm gittim. Şimdi misalde tecelli eden şey, biz onu çok farklı bir şekilde görebiliriz. Şehadetteki tecelliyatı veya manası değişebilir. Uzun oldu ama. Efendim selamünaleyküm. Bir yerde okudum Makalat adlı eserde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Eserin makalatı anladım, öncekini anlayamadım. Orada okudum yani bu anlatacağım. Makalat kimin makalatı? Yazarın adını şimdi hatırlayamıyorum ama şerh edilmiş bir şey. Aşkname diye geçen bir kitap. Orada Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe validemizi muhabbet ederken elini ayağını öpüyor bir gün ve Hazreti Ayşe bunu kendinden biliyor. Ve Peygamber Efendimiz de onun kendinden bildiğini anladığı için ondan yüz çeviriyor. Ve daha sonra Hazreti Ayşe çok üzülüp ağlamaya başlıyor. Ve Peygamber Efendimiz'e nida geliyor, Ayşe'nin gönlünü al. Ondan sonra gidiyor Hazreti Ayşe validemize diyor ki, ben senin elini ayağını öperken o tecelliyatın Allah-u Teala'dan olduğunu bilerek elini ayağını öpüyordum. Sense bir an kendinden gördün, bir daha benim sana sevgimi sakın kendinden görme diyor ve öyle gönlünü alıyor. Bu çok derinden etkiledi beni ve şimdi kendi hayatımızda günümüzde düşündüm. Etrafımızda seviyoruz dediğimiz insanlar var. Hatta çok iddialı seviyoruz dediklerimiz var. Ve bir an hiç sevmediğimizi gördüklerimiz var mesela. İşte o sıfatların tecelliyatından sevdik mesela bir insanı. Ondan sonra da fark ettik ki o değil, yüz çevirdik. O Hazreti Ayşe validemiz gibi bunu anlayamayabilir açıkladığımızda veya kalbi kırılabilir. Oradan mesul müdür kişi? Ya da hani bu halden hale geçiş, aşıklıktan veya sarhoşluktan bilmeyiş, bunun sınırı neresi? Yani bunun haramı, helali var, gönül kırması, kalp kırması var, nefis kırması mı yoksa? Hani bunun çizgisi ne olacak ya da nasıl kontrol altına alınabilecek? Buna cevap vermek çok basit ama bu işin hakikati değil. Cevap vermek basit derken şu, yani ölçü Kur'an ve sünnet diyeceğiz, çıkacağız. Ama ve lakin duygu öyle bir seldir ki zahir ulemanın duyguya karşı çıkmasının sebebi de budur zaten. O duygu insanı farklı bir cenaha doğru götürebilir. Ve dışarıdan biz ona baktığımızda kendimizce onu şirk ehli görebiliriz. Öyle midir peki? Öyledir hep. O yüzden asmışlar, derilerini yüzmüşler, kovmuşlar, sürgün göndermişler. Neden gönderecekler ki? Yok, biz kendi kendimizi şirk ehli bilip tövbe mi etmeliyiz? Buradan geri mi dönmeliyiz? Biz normalde kendimizce o duygumuzun bizi nereye götürdüğünü bilmiyoruz ki.
akıl yine yorumluyor ya. O akıl yorumluyor, bildiğini yorumluyor. O yorumladığı da doğru olan değil mi? Kendince doğru olan. Asıl doğru değil. Asıl doğru değil. O zaman duygumuzun peşine devam edip hakikatin hakikatine bakmaya çalışıyoruz. Sonuçta bizim aklımız kendi bildiğince yorumluyor. Bildiğinin dışında bir şey yorumlamıyor ki. Bildiğinin dışında bir şey yorumlaması da mümkün değil. Ancak mesela ilahi bir kalbe ilham gelmesi lazım ki o kalbe gelen ilham aklın o güne kadar bilgilerinin dışında, bilgilerinin üstünde bir şey. O zaman o kimse hayrete kalıyor zaten. Ama akıl o esnada yeni bir bilgiyle, yeni bir idrakle tanışmış oluyor. O ana kadar olan aklı onun o noktada. Onun ilham mı değil mi yoksa sadece aklın ürettiği bir fikir mi olup olmadığını nasıl ayırt eder kişi peki? Önemli değil. Fikir aklın emrinde olan bir olgu zaten. İdrak, fikir, aklın emrinde olan askerler bunlar. İlham dediğimiz kalbe gelen düşünce mi o zaman? Ya da hayal mi? İlham o eğer kalbe gelen bir düşünce olarak görürsek, düşünce dediğimiz şey aklımızın oluşturduğu bir şey. Bildiğimiz bir şeyse o bizim kalbimize gelen şey, o zaman aklımızın oluşturduğu bir şey. Ona biz ilham demeyiz, belki de haber deriz. Mesela bu duvarın arkasını var mı biliyoruz biz. Bu duvarın arkasından birisinin geçtiğini görmüyoruz normal gözümüzde. Ama haber gelebilir, şimdi filanca oradan geçiyor diye. Bu haberdir, bu ilhamın daha alt noktasıdır. İlham, benim anladığım ilham, benim bu noktada tasavvurumda ilham, o esnada o kimse herhangi bir bu noktada bilgiye sahip değil iken hiç bilmediği bir perdede ve noktada ona yeni bir bilgi gelmesidir. Bu ilhamdır. Bu peygamberlere verilmiş olan vahyin altında bir tecelliyattır. Ancak o zaman akıl o zaman bilmediği bir şeyle karşılaşır ve hayrette kalır. Eğer bir şeyi kendi kendimize biz tasavvur ediyorsak, bizim tasavvurumuz kendi aklımızın, bilgimizin neticesidir, tecelliyatıdır. Zandan öte değildir. O yüzden Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri eşinin ayağının altını da elini de öpüyorken kendince Cenab-ı Hakk'ın Cemal ismi şerifinin onun üzerindeki tecelliyatını tefekkür ederekten öptüyse gerçekte cemaliyetin tecelliyatını öptü. Ama Hazreti Ayşe annemiz bu noktada bunu kendisinin güzelliğinden dolayı olduğunu düşünerekten kibirliliğe gittiyse ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de bu noktada yüz çevirdiyse bu hadiseden ve sonradan da Hazreti Allah tekrar ona vahyedip git Ayşe'nin gönlünü al dediyse, o zaman bu normalde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin ilk etaptaki tecelliyata bakış açısının bu manada doğru olduğunu gösterir. Ben sizin okuduğunuz ve naklettiğiniz meseleye bakaraktan bu hadiseyi yorumluyorum. Bunun doğru olup olmaması farklı bir tecelliyat. Bunu da şart düşelim. Ama ben zannediyorum bunu Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin oğlu Sultan Veled'in makalatında okudum gibi geliyor bana. Veyahut da Sultan Veled'in makalatında böyle bir şeyin geçtiğini düşünüyorum kendimce. O Sultan Veled'in makalatında bu olabilir. Burada yalnız Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin Ayşe annemize, Cüveydiye annemize ve diğer annelerimize karşı olan muhabbeti, sevgisi, düşkünlüğü malum zaten. Ama bunu bu noktada bakarken Cenab-ı Hakk'ın cemaliyet sıfatının tecelliyatı olarak gördüğüne dair de bu noktada benim kendimce inancım var. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri etrafında baktığı bütün her şeye Cenab-ı Hakk'ın cemaliyet sıfatının tecelliyatı olarak görmüştür. Bu da ayrı bir şey. Peki mesela bizim baktığımız belli sıfatların tecelliyatını görerek çok sevdiğimiz bir insan var. Hayran oluyorsun ama kötü bir huy veya mizaç da var. Tamamen onun sıfatına bürünmediği için. Kötü bir yönünü de görebildik mesela. Sufiler o kötü yönünü kendilerine atfetmişler.
Tamam ama sadece hani yüz çevirdik diyelim. Gene kendimizden gördüğünü daha sonra belki anlıyoruz ya da bir an düştük o anda o şeye, hataya diyelim. Yüz çevirdik ve yüz çevirdiğinde karşındaki kişi senin sevginin gerçek olmadığını, eksik olduğunu bir sürü şey düşünebilir ya da işte kavrayamayabilir. O karşıdaki kişinin gönül dünyasında ufacık bir incinmeye bile neden olsak vebal altında kalmış olmaz mıyız mesela? Bununla ilgili bir şey yapmak zorunda mıyız yoksa dediğim gibi hani kendi halimizde mi devam etmeliyiz iç dünyamızda? Tövbe ederiz bu noktada. Öyle bir hataya düştük diye. O an biz hatayı görememeyi hata bilip değil mi? Yanlış görmeyi hata bilip kendimizle uğraşacağız yine. Teşekkür ederim. Efendim selamünaleyküm. Ben geçen gün bir sohbetinizi dinlerken bir soru sormuştu. Resim çizmekle fotoğraf hani siz fotoğrafı evet olabilir demiştiniz ama resim çizmekte daha önceden hani yasaklanmış şeklinde. Ben de annemin resmini çizmiştim ama portre şeklindeydi. Kafama takıldı ve biraz araştırdım. Tam şeklinde olunca olamayacağını gördüm. Ama neden yarısında olduğu zaman olabileceğini ama tam olduğu zaman olamayacağını... Bir bütün olursa insan portresi olmuş oluyor. Bir bütün olmazsa, bir tarafı eksik kalırsa tam bir insan portresi olmuyor. Öyle içtihat etmişler. Peki şey hani önceden putları put olarak düşünerek çiziyorlarmış. Ama şu anda biz o şekilde düşünerek çizmediğimiz için... Neyi düşünerekten çiziyor? Hani put yapmak amacıyla... Öyle değil mi? Biz şu an öyle düşünmediğimiz için yine de bir şey fark etmez mi? Bütün olarak çizmeyeceksin yine de. Evet. Anladım. Teşekkür ederim. Din yasakladıysa yasaklamıştır. Hocam önce hoş geldiniz. Aydınlatıcı bilgileriniz için çok teşekkürler. Şimdi hocam izninizle İki sorum olacak. Allah önce günahlarımızı affeylesin. Bir hatamız olursa bizi bağışlasın. Hocam, sünnet nedir? Peygamberimizin her hareketi sünnet midir? İkinci sorum da dua ne şekilde yapılmalıdır? Allah'tan gelen eza cefaları baş tacı yapar, gül yapar, yakamıza takarız, sabrederiz, şükrederiz. Bundan kurtulmak için dua yapmak, Allah'a isyan etmek değil midir? Bu hususta fikrinizi alabilir miyim? Teşekkürler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ne yaptıysa hevai hevesinden yapmadı. Ayet-i kerimesi mucibince ve ey Allah'ı zikredenler için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinde güzel örnekler vardır. Ayet-i kerimesi. Ve aynı zamanda da ey Muhammed de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Ayet-i kerimelerine bakaraktan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin her hareketine uymak, onun yapmış olduğu davranış biçimini kendimizi ölçü almak bu noktada sünnet değil farzdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin yaptığı gibi yapmak, onun davranış biçimini kendi üzerimize almak farzdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine uymak farzdır. Yapılış şekli şemali var ya, o yapılış şekli şemali sünnettir. Onun secde ettiği gibi secde etmek farzdır. Ama o kaç sefer etti? 3 sefer etti, 5 sefer etti. 3 sefer etmek, 5 sefer etmek sünnettir. Onun tuttuğu gibi oruç tutmak farzdır. Orucunu nasıl bozardı, nasıl bozmazdı, neler bozardı, neler bozmazdı bunları uygulamak sünnettir. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ibadetler kısmında yaptığı gibi yapmak farzdır. Günlük hayatında yaşadığı gibi yaşamaya çalışmak, o idrak, o anlayış farzdır. Şekil şemal sünnettir. Tabii buradan hareket ederekten insanlar bir kısmı içtihat etmişler. Demişler ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin yaptığı gibi yapmak sünnettir. Yapılış şekilleri filan işte bunların hepsi de o sünnetin içerisine girer demişler.
bu tip ayrıştıranlar da olmuş. Sufiler içindir bu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine uymaları farzdır onlar için. Sufiler kendilerine ölçü olarak Hazreti Peygamber'i alırlar sallallahu aleyhi ve sellem'i. Ona uymayı kendilerine farz addederler. Ve onun haliyle hallenmeyi kendilerine sünnet olarak görürler. Bu sorunuzun birinci kısmıydı. İkinci kısmı, dua edilir, dua etmek de farzdır. Allah kendisine dua eden, kendisine yalvaran kullarını sever. Bizim dua etmemizi ister. Duanın şekli vardır, şemali vardır, mübarek geceleri vardır, saatleri vardır. Bunların hepsi de sünnet-i Resulullah'ın içerisinde vardır. Ama sufiler şöyle düşünürler. Her dem Allah'ın önünde acziyetini bilmek, her dem Allah'ın önünde fakriyetini bilmek, her dem Allah'ın önünde mahviyetini bilmek gerektir. Bu duanın özü hükmündedir sufiler için. O yüzden bu manada bir kimsenin dua etmesi, başına gelen bela, musibet, sıkıntı, dert, hastalık her ne var ise bunlardan Allah'a yalvarması, afiyet dilemesi, bunlardan kurtulmaya çalışması da duanın içindedir. O yüzden sufiler başlarına gelen hastalık, musibet, bir dert, sıkıntı var ise Allah'tan afiyet dilerekten onun tedavisi için uğraşırlar. Bunda bir sıkıntı yoktur. Biz uğraşırız. Tedavi yolu ararız kendimizce. Şifa yolu ararız kendimizce. Bu da Cenab-ı Hakk'ın bize farz kıldığı bir şeydir. Allah çünkü hadisi kutsi'de buyurulmuş ki Cenab-ı Hak derdi yaratmazdan önce dermanını yaratmıştır. O dermanı bulmak bize farzdır. İsyan etmek kerih görülmüş, yanlış görülmüş. Öbür türlü hastalık gelir. Biz hem hastalığımızı da severiz. Kırmızı gül gibi yakamızda takarız. Ama bu noktada da biz hastalığımızla da uğraşırız. Bunda bir sıkıntı yok. Ben doktora soruyorum. Doktor ilaç yazıyor bana. İçiyorum. Bunda bir sıkıntı yok. Peygamberimizin ibadet yönündeki hareketleri sünnet, şahsi yaşamındaki hareketler değil değil mi? Buna bir açıklık getirsek. Bazıları bunu böyle algılamışlar. Ben öyle algılayanlardan değilim. O zaman Peygamberimiz yaşlı zengin hanım aldı deyip biz de yaşlı zengin hanım mı alacağız? Bu sizin sünnet mi bu da? Bu sizin tercihiniz. Yani sünnet mi oluyor o da hocam? Bu sizin tercihiniz. Sünnet değil. Tercih olur. Hayır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin yaşadığı gibi, anladığı gibi ben yaşayacağım, anlayacağım diyen bir kimseye sen yanlış yapıyorsun diyebilir miyiz? Peygamberimiz bir ağacın altında sürekli oturmuş. Ondan sonra vefatından sonra bütün millet orada ağacın altında toplanmaya başlamış. Toplanmış ne kadar? Hazreti Ömer Efendimiz de kestirmiş o ağacı. Ayrı mesele. Çünkü bir kimse bunu böyle bidat olur diye kestirmiş. Şimdi bir kimse peygamberimiz cuma günü yeşil giyiyor diye bütün millet sünnet diye yeşil giyiyor. Yeşil giyebilir. Ona neden yeşil giyiyorsun diye yani soramazsın. Veya peygamberimiz gitmiş bir fakire misafir olmuş. Fakirin ikram edecek bir şeysi yok. Sirke ekmek ikram etmiş. Peygamberimiz de güzel diye överek yemiş. Bu sefer peygamberimiz sirke ekmek seviyor diye sirke ekmek sevmek. Yani şahsi hareketler de sünnete giriyor mu? Sadece ibadetler yönündeki hareketler bakın, sünnet. Bir kimse babanız Allah rahmet eylesin herhalde vefat cümle, etti. Cümle, öyle değil mi? Cümlemizde. Evet. Babanızın kendince yapmış olduğu herhangi bir geleneği takip ettirdiğiniz bir şey var mı? Var tabii. Hayrı yönünde var. Vardır değil mi? Evet. Herkesin var. Benim mesela babamın hoşuma giden halleri vardı. Hoşuma giden tanıyabildiğim kadar. Ben onları takip ediyorum. Normalde takip etmek zorunda mıyım? Değilim. Ama ben babamı sevgimi göstermek için,
babama olan sevgimi göstermek için. Onun gayet insani, gayet normal bir şeyi ben onu takip ettirmem benim için doğru mu? Evet. Bir kimse de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri burada tuvalete gitti deyip orada tuvalete gitmesi kendince doğru kabul edebilir bunu. Biz onu neden yanlış kabul edelim, dayatalım, diretelim, yanlıştasın diyelim? Ama şimdi şu var. Aması hocam, yok. Hocam peygamberimiz zamanında teknoloji geriydi. Peygamberimiz ya, mecburen mübarek çatal kullanmadı. Şimdi peygamberimiz elle yemek yiyor deyip biz de elle mi yemek yiyelim? Yani sünnet elle yemek yemek sünnettir. O zaman çatal icat edilmemiştir. Yiyebilirim, yiyorum, yiyorum da. Tabii ki. Bak yiyebilirim, evet. Yiyorum da kime ne? Doğrudur. Yiyorum kime ne? Ben sünnet diye yiyorum. Kime ne? O zaman develeri çoğaltalım. Deveye binmek de sünnet. Arabalara binmeyelim. Deveye de binmeyelim. Deveden seyahat edelim. Hayır, neden böyle işi magazinleştiriyorsun? Yok. Yani hayır, çok özür dilerim. Biz zaman, birbirimizi evet, iyi tanıdığımız evet, için böyle rahat konuşuyorum. Evet, evet. Neden meseleyi deveye bağlıyorsun? Hayır, çağın hayır, gereçleri. Ya neden mübarek, mübarek insan evet, mübarek insan yemek yemekten deveye çıktın şimdi. Hayır, peygamberimizin hareketleri tamam, peygamberimiz deveye binmiş, seyahat etmiş. Deveye de şimdi, binerim, seyahat ederim. Kime şimdi ne? Biz deveye binemiyoruz, sünneti terk etmiş mi oluyoruz yani? Günaha mı giriyoruz? Hayır, günaha işte bütün mesele orada. Sünneti terk eden kimse günaha girer diye bir söz söyledim mi ben? Hayır, siz söylemedin. Bitti. Ama bir kimse ben deveye de binmek isterim, binerim de, ata da binmek isterim, binerim de, uçağa da binmek isterim, ona da binerim. Benim için uçağa binmek de sünnet. Benim için uçak sahibi olmak da sünnet. Benim için uçak mamul etmek de sünnet. Ama benim için deveye binmek de sünnet. Bak, benim için deveye binmek de sünnet. Benim için bir ata binmek de sünnet. Ama benim için miraç etmek de sünnet. Bakın, miraç etmek de sünnet. Biz meseleyi sadece elle yemek yemek, deveyle binmek olarak algılarsak aslında farkına varmadan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin üzerinde biz batılıların hegemonist, emperyalist ve deccaliyetin algı operasyonuna kendimizi değil, Hazreti Peygamber Efendimiz'i kurban veriyoruz. Kendimizi değil, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini kurban veriyoruz. Evet arkadaşlar, benim sünnet anlayışım şu: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin her şeyini sünnet olarak algılayıp uygulayabiliriz. Bunu terk etmek yalnız günah, kebair değil. Bunun üzerinde biz kendimizce böyle algılayabiliriz. Kime ne? Evet, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri eliyle de yemek yemiş. Eliyle de yerim, elimizle de yeriz. Elimizle yemek yemekten utanmayız, çekinmeyiz, yüksünmeyiz. Bu sünnet-i Resulullah deriz, yiyebiliriz. Hatta çatal kaşık varken bile yiyebiliriz. Deriz ki bu sünnet-i Resulullah. Biz masada da yemek yeriz, yerde de yemek yeriz. Deriz ki yerde yemek de sünnet-i Resulullah, masada yemek de sünnet-i Resulullah. Devenin tepesinde de yemek sünnet-i Resulullah, arabanın tepesinde de yemek sünnet-i Resulullah, uçakta da yemek yemek sünnet-i Resulullah, birinci kat gökte de yemek yemek sünnet-i Resulullah, arş alaya çıkıp Cebrail'in elinden şerbet içmek de sünnet-i Resulullah. Bir tane sünnet-i Resulullah'ı küçük görmeyiz. Küçücüğünü dahi.
bizim için önemsiz değildir. Onda hikmet vardır, onda rahmet vardır, onda bereket vardır, onda lütuf vardır, onda ilim vardır, onda ikram vardır, onda ihsan vardır. Çünkü o alemlere rahmet gönderilmiş bir peygamber. Çünkü o hiç heva hevesinden bir şey yapmadı. Çünkü o uyulması gereken bir peygamber. Uyulması gereken. Biz ayrıştırırsak o zaman dünya üzerindeki deccal sisteminin oyununa düşmüş oluruz. Yani şimdi elle yemek de mi, bana başka yerlerde de söylüyorlar, elle yemek de mi sünnet şimdi? Evet sünnet. Sen uygulama ya, sana uygula diyen, senin üzerinde baskı yapan var mı? Gelip de senin evinde demokrasinin kılıcı gibi bekleyen, illaki elle de yemek yiyeceksiniz diyen birisi mi var? Hayır, ben elle yiyeceğim sünnet. Kimle karışacak? Bunu küçültmeye çalışmak, bunun üzerinde algı operasyonu yapmayı karşıyım. Teşekkürler. Efendim, Allah nasıl aşık olur? Allah aşık olmaz. Allah aşıktır. Aşıktır. Evet. Bunu nasıl gösterir? İstediği gibi gösterir. Keyfiyete bağlı yani. Evet. Onun keyfiyetine bağlı. Ben dün de kaldım. Dün de kaldı cancağızım. Efendim, biz kardeşlerle bir mesele üzerine konuşmuştuk. Karar veremedik, yani algılayamadık. Bu teşbih tenzih meselesinde sıfatların tecelliyatını hani izlenirken, izleyenler biliyordur muhakkak, görüyor ve tenzih ediyor, algılayabildiğimiz kadarıyla. Bunun farklı bir versiyonu olarak mesela sıfatların üzerinde düşünürken işte Allah rahmet eder diye düşünüp daha sonra hayır, sadece rahmet etmez, aslında kahhardır da dediğinde bu teşbih tenzih noktasında duruyor mu? Bu normalde bir kim, bu tip şeyler kakma aşıyla olacak şeyler değil. Yarma aşıyla da olacak olan şeyler değil. Bu o kimsenin kendince kendi idrakini genişletmesiyle, Allah'ı çok zikretmesiyle alakalı. Bu konuda bir kimsenin kalbine gelecek olan ilhamat zikre bağlıdır. O kimse ne kadar çok Allah'ı zikrederse kalbi o kadar ferasetlenir ve açılır. Ferasetlenip açıldıkça o kimsenin idraki de açılır. Bir kimse kendi kendisine oturup da ben kendi idrakimi kendim açacağım demek de idrakini açamaz. O yüzden sıfatlarının tecelliyatı açısında da bir kimse kendi kendine ben sıfatlarının tecelliyatına rağm olmak istiyorum deyip de sıfatların tecelliyatına rağm olamaz. O kimse farzları yerine getirecek, nafilelerle Allah'a yaklaşacak, Allah'ı sevecek, zikredecek, tövbe edecek, mücadele edecek, mücahede edecek. Her dem gaflete düşmemek için devamlı zikirle hemhal olacak. Kalbinde zikri veledi oluşacak. Zikri veledi oluşaraktan her daim kalbinde zikir olacak. Böylece onun idrak noktası açılacak. Bir sorum daha vardı. Bu Allah gibi meselesinde şöyle bir şey geldi aklıma. Yani hani Allah'ın ahlakıyla ahlaklananlar bu noktada hangi durumda oluyor? Ve bir de mesela fena fillah diye bir şey var. Yani bunun durduğu nokta neresi bu tarz şeylerde? Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine tam manasıyla uymaktır. Çünkü Allah'ın ahlakıyla ahlaklanma, ahlak, Allah'ın ahlakı soyut bir kavramdır. Onun somutu
İşte ey Habibim de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmanın yolu, endamı, kıvamı bu noktada hakikati, doğrusu hem zahir hem batın noktasında ayırmayı çok sevmiyorum ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine tamamiyetle uymaktır. Bunun ister şekilsel biçimi olsun, ister anlamsal biçimi olsun, isterse idraksel, içsel bir noktası olsun. Her haliyle o kimsenin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin haliyle hallenmesi, şekliyle şekillenmesidir ki ahlakın en güzeli odur. O yüzden Hazreti Ayşe annemize Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ahlakı sorulduğunda siz Kur'an okumuyor musunuz? Hazreti Muhammed Mustafa'nın ahlakı Kur'an ahlakıydı der. O zaman Allah'ın ahlakı Kur'an'da yazılı olan ahlaktır ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin üzerinde tecelli etmiş, yaşanmış olan ahlaktır. O yüzden sünnet-i Resulullah'la alakalı az önce biraz celallendim. Celaliyetimin sebebi çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin üzerindeki en küçücük ayrıntı dahi Cenab-ı Hakk'ın lütfi kereminden tecelli etmiş, Cenab-ı Hakk'ın rahmet deryasından tecelli etmiş bir ayrıntıdır. O küçücük ayrıntıyı eksik görmek, hor hakir görmek, Allah'ı eksik ve hor hakir görmektir ki insanı küfre götürür. Evet. Üstadım merhaba. İbn-i Arabi Nas suresini açıklarken şöyle bir cümle geçiyor orada. Kulluk edenin zuhuruyla Yüce Allah'ın mabutluğu belirince. Ben bu cümleden şöyle bir şey anladım. Kulluk edenin zuhuruyla Allah'ın mabutluğu belirince. Yani kulluk eden zuhur edince mabutluğu ortaya çıkmış oluyor. Ben bu cümleden şunu anlıyorum. Hani sanki insan Allah'ta hep varmış da kulluk vasfı sonradan yaratılmış gibi. Halbuki önceki bilgim şöyleydi. İnsan yoktu, Allah sonradan yoktan var etti. Cenab-ı Hakk'ın mabutluğu ezeli ve ebedidir. O yüzden Cenab-ı Hakk'ın mabutluğunun ezeli oluşu ve mabutluğunun var oluşu varlığın yaratılmasıyla ve varlığın içerisindeki meleklerin, cinnilerin ve insanların ona kulluk etmesiyle zuhur etti. Vardı zaten. Tamam, peki insan onda vardı da kulluğu sonradan mı yaratılınca hani insan adını alıp belirginleşti, yoksa gerçekten yoktan mı var edildi? Yoktan var etti insanı. Hiç yoktu. Hı hı. Sevme dediler, sevme. Selamünaleyküm hocam. Kül olma. Hocam, yani çevremde görüyoruz, arkadaşlarda ve etrafımızda. Dindar insanlar... Hiçbir şey anlayamadım. Dindar insanlar... Dindar insanlar... Evet, bir konu üzerinde, önemli bir konu üzerinde birleşemezken, kafir insanlar en basit bir konu üzerinde birleşebiliyorlar. Nasıl oluyor? Birleşme zorunluluğu yok. Normalde İslam'ın... Burada dindar insanlar... noktasını bir ayrıştıralım. Yani bizim dinimiz bize bu noktada herkes tek noktada birleşecek noktasını getirmiyor. Bu din algısı içerisinde yanlış bir şey. Mesela ya din algısı, dinle alakalı birleşme söz konusu olursa dinin yaşanması köhneleşir. Din yaşanılır bir halden çıkar. Bizim İslam dini, çok özür dilerim ama siyaset gibi algılanmasın, komünist bir sistem değildir. Orada insanları tek tip elbiseye büründürüp tek düşünceye koyabilirsiniz. Herkes Marksist, Stalinist bir düşüncede durabilir. Durdurmaya çalışabilirsiniz. Kahırla, cebbarla durdurursunuz. İslam böyle değildir. İslam'da temel unsurlar bellidir. Temel unsurların haricindeki meselelerde insanlar içtihat edebilip bu noktada yeni bir farklı bir fraksiyon içerisinde durabilirler. Bunda bir din açısından bir eksiklik değildir, bir zenginliktir.
Ama bunları birbirine savaşma aracı, birbirinin üzerine üstünlük kurma aracı gibi algılanırsa işte bu sıkıntılı bir noktadır. Yoksa bir kimsenin mesela İmam-ı Azam Hazretleri kendisi içtihad ederken İmam Muhammed'in, İmam Yusuf'un kendisinin içtihadından farklı içtihadlarını reddiye düzmedi. Bu bir zenginlikti. Kendi talebesi İmam Yusuf burada katılmıyorum ya İmam sana dediğinde o gerekçelerini sunduğunda onu reddetmedi, onu tart etmedi. Bu İslam dininin zenginliğidir. Bu bir. İkincisi, tek noktada birleşme, tek noktada birleşme devletle alakalıdır. Devlet de bunu istişare ederekten tek noktada birleştirir. Devletsel meselelerdir. Mesela Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Medine'nin savunmasıyla alakalı istişare etti. İstişare ettikten sonra hendek kazmaya karar verdiler. Artık istişarenin neticesinde tek noktada birleştiler. Hendek kazılıyor. Bu istişarenin neticesindeydi. Bu normalde ama namaz kılmayı istişareyle yapmadı. Namazın rükunları istişareyle alakalı değil. Oruç tutma istişareyle alakalı değil. Orucun rükunları istişareyle alakalı değil. O zaman istişareyle yapılacak olan işlemler var. Bu konuda istişare edecek olan insanlar istişare edip bir yerde karar verdilerse o teba, devletin tebası o istişarede karar kılıp o noktada birleşmeleri gerekir.